Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün farklı bir videomuz var. Bugün bir kıyaslama videomuz var. Aslında çok daha iyi bir kıyaslama yapmayı planlıyordum. Aklımdakini yapamayacağım çünkü aynı ayakkabılardan elimde yok. Fakat aynı serilerden var. Ne demeye çalışıyorum? Yani Yeezy 700'üm var fakat birebir aynısı yok maalesef. Olsun, elimizdekilerle idare etmeye çalışacağız. En azından bakacağız hani ufak tefek farklar nelerdir, neler bekleyebilirsiniz, fiyat farkında değer mi değmez mi? En azından böyle konuşmalar olabilir ve işte yorumlarda sizler de saygı çerçevesinde fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bugün ise arkadaşlar Instagram'dan aldığınız bir 700, Yeezy 700 ile normal mağazadan aldığınız bir Yeezy 700'ü kıyaslamaya çalışacağız. Geçenlerde hatırlarsanız kutu açımını yapmıştım mağazadan aldığımı. Hemen şöyle arkada kutusunda indirmiş olayım. Karşılaştırmamıza geçelim. Kutularıyla başlamak istiyorum. Kutularında fark var mı yok mu? Nedir ne değildir? Oradan girebiliriz bence. Tabii ki fiyatı vermek en başta en doğrusu olur. Yaklaşık 2400 arkadaşlar mağazadan aldım. Instagram'da satılanlar ise 500, 470, 480 civarlarında geziniyor. Tabii ki burada büyük bir fark zaten göze çarpıyor. Yani neredeyse 5 katı bir fark var. Hani buna değer değmez demek çok mümkün değil. Parası olan alır, parası olmayan almaz gibi bir şey söylemek belki daha doğru olur. Çünkü ikisinin de alıcıları var, ikisinin de severleri var. Tercih eden insanlar var diyelim. Instagram'dan olan model Yeezy 700 V3 modeli. Yani direkt birebir mağazadan aldığımla aynı değil. Mağazadan ise arkadaşlar Yeezy 700 MNVN Honeyflux rengini aldım. Evet, kutu olarak baktığım zaman mağazadan aldığım biraz daha böyle küt duruyor. Instagram'dan ise olan biraz daha ince duruyor. Farkını görebiliyor musunuz? Böyle ufak bir farklılık var. Yani arkada durduğu zaman bakın şöyle bir çıkıntı oluşuyor neredeyse. Yani daha genişken Instagram'dan olan biraz daha dar uzun bir yapıya sahip. Ve karton kalitesine baktığım zaman artık o kadara kadar giriyorum. Tabii ki 2,5'luk biraz daha güzel geliyor. O kadar da olsun diyebilirsiniz. Bence de o kadar da olsun. Hadi şimdi çıkartalım ayakkabılarımızı görelim. Evet, şu şekilde. Bundan çıkartmak biraz daha zor. Çünkü 500 lira. Arkadaşlar ben birini tutuyorum veya birini seviyorum gibi düşünmeyin. Bazen işte böyle videolar yaptığım zaman şey çok geliyor. Herhalde o kadar fark olacak. 10 katı fiyat farkı var, 5 katı fiyat farkı var. Ben bu güzel veya bu güzel demiyorum. Kafa kafaya bakıyorum yani hangisi iyi, hangisi kötü. Hani fiyatı ortadan kaldırırsak tabii ki pahalı olan güzel olacak. Ama fiyatla bakıyoruz. Hepimiz aynı şekilde bütçemizi düşünmek zorundayız. Ona bir de bakınca yani bazı iyi noktaları bunun olabilir veya bunun olabilir. Artık hani böyle şey lütfen önyargılı bakmayın yani bunu demeye çalışıyorum. Burada kafa kafaya ikisini de aldım. Sizler merak edenler için nasıl bir farklılık var onlara görebildiğimiz kadarıyla bakmaya çalışıyoruz. Şimdi Honeyflux'ı da içinden çıkartalım. Açımı daha güzel aynı zamanda bulun. Dediğim gibi birebir aynı modeller değil. Keşke birebir aynı modeller olsaydı. O zaman farkları çok daha net görebilirdik. Ama en azından bizlere bir fikir verecektir. 2400'e aldığım ayakkabı bu. Vay be dediğinizi duyanlar gibiyim. 2400'lük. 2400 neredeyse bir asgari ücret diyebiliriz. Bu da yaklaşık 470 lira gibi hatırlıyorum ama hani şimdi 500 olarak düşünelim. Bunu da 2400 düşünürsek neredeyse 5 katı bir fiyat farkı var. 470 lira olan da bu şekilde açıkçası bayağı farklı duruyorlar ilk bakışta. Zaten üst yapıları olduğu gibi farklı. Onun dışında size'ları yani büyüklükleri de birbirinden farklı arkadaşlar. Tabanları bile bakın birbirinden bayağı farklı duruyor. Üst kısımları gördüğünüz üzere zaten büyük bir farklılık var. Evet, bir tanesi 45 numara. Bu 45 numaraydı, 44.5 yoktu çünkü. Bu ise 44.5. Ayakta en son deneyip bakacağız rahatlığına. Belki de en belirleyici faktör o olabilir. Ama onun dışında tabanlarıyla başlıyorum. Hani kalite farkı var mı yok mu? Nasıl plastiği diye soruyorsanız inanılmaz taş gibi bir tabanı var arkadaşlar. Bunun da daha böyle ele yapışan, daha kaliteli hissettiren bir tabanı var. Yani sanki dışarıda bunun kullanılması daha nasıl diyeyim sağlam olabilirmiş gibi. Bu biraz daha böyle hani AVM'ye layık, daha temiz zemine layık gibi düşünebilirsiniz. Bende çağrıştırdığı fikir, hissiyat bu şekilde. Fakat bunda boost kullanılmamış gibi duruyor arkadaşlar. Daha yumuşak, bayağı yumuşak bir materyal var ama yastıklama olarak içeride gördüğünüz şu pencerelerden mavi mavi gördüğünüz boost değil. Burada ise Adidas'ın en çok kullandığı, hani zamanında basket ayakkabılarında da kullanıyordu, şu sıralar pek kullanmıyor. Boost modeli var. Bu ise bir kimya fabrikasının, BASF Bas diye geçer. Büyük bir kimya fabrikasının bulduğu bir yastıklama ve Adidas'ı kurtaran, hatta bir dönem Jordan'ın önüne geçmesine yarayan bir yastıklamaydı. Burada da o kullanılmış. Rahatlık olarak bu boost çok iyi durmuyor açıkçası. Yani çok fazla yan taraflardan
bu şekilde kutulandığı için, çerçevelendiği için çok fazla esneyecek alanı yok. Bu da çok rahat yapmıyor. Ayrıca 2.5'luktaki ben bazı şeyleri göstermek istiyorum sizlere. Şurada mesela şöyle plastik dışarı doğru taşmış. Ufak tefek baktığınız zaman, dikkatli baktığınız zaman çok fazla işçilik hatasını bunda da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani biraz daha şöyle size net tutmaya çalışacağım. İşte çok fazla yapışkan lekesi var. Ne bileyim sağda solda aynı şekilde birleşim yerlerinde dikkatli baktığınızda çok da böyle nasıl diyeyim? Yani ben size Instagram'dan aldım bunu deseydim yersiniz. O kadar diyeyim. Çok böyle uçuk kaçık bir farklılık yok. Modeller birbirinden çok farklı olduğu için ikisi de Yeezy 700 olmasına rağmen hani görünürde çok farklılıklar içerdiği için görebiliyoruz ama inanın hani ben bunu size Instagram'dan aldım desem birçoğunuz yersiniz. Ben de dahil olmak üzere. Mesela yani şurada da göstermeye çalışayım. Kameraya ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama kutu açımına biraz bakabilirsiniz. Hani detaylarını iyice görmek isterseniz. Orada bunlara bayağı bir değinmiştik çünkü. Onun dışında yastıklama kısmı ayakta deneyip göreceğiz. Sanki ama bu daha rahattı gibi hatırlıyorum. Çünkü bunda istediğim rahatlığı bulamamıştım. Bir de kalıp olarak 44.5 aldım ama bayağı dar ve küçük görüyorsanız. Bu ise biraz daha geniş 45 numara. Daha kalın çoraplarla giyilebiliyor, rahat giyilebiliyor. Üst kısma çıkıyorum. Üst kısımda arkadaşlar burada yağmurluk gibi bir yapı varken ki güzel bir yapı bence. Hani birçok kombinde bunu harika giyebilirsiniz, yağmurluk giyebilirsiniz. Böyle özellikle oversize işte şeylerle çok güzel bence giyilebilir. Farklı renkler giymek isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Çok hype değilmiş yani bu Yeezy 700'ün en hype'sız ayakkabısıymış. Ama elimde bu var. Şimdilik bu olacak. İlerleyen zamanlarda Yeezy 350'ler için yapmak istiyorum. Onlar aslında benim beğendiklerim açıkçası. Bunda ise üst kısmı çok farklı bir üst kısım. Sanki böyle bir kemik yapısının içinde rahat bir örgü kumaşı varmış gibi. Şuralarda biraz daha pencereler açılmış. Ama iç tarafta o pencerelerin karşılığı yok. Instagram'dan alınca böyle mi oluyor acaba? Tam da emin olamıyorum. Hani iç tarafta da deseniz oralar ince ince. Öyle bir karşılığı yok. Ama genel olarak farklı, çok uçuk kaçık bir ayakkabı görüntüsü veriyor bu üst kısım. Ama şuralardaki pofidikli yapı hoşuma gitti. Yani birbirinden farklı birkaç yapının oluşuyor olması üst tarafta güzel duruyor. Ama genel olarak bir bütünlük bir yapı yok. Yani çok bozuk bir yapı var. Ama bu galiba bütün her şey için öyle. Burada da aynı şekilde bakarsanız. Burada da çok böyle kırış kırış, düzensiz ve bozuk bir görüntü var. Ama bu moda anlayışı olarak bu şekilde tercih ediliyor diye düşünüyorum. Fakat benim hoşuma gitmeyen belki şu ön kısımdaki şu dalgalanmalar, kırışıklıklar olabilir. Instagram'dan aldığımızda biraz daha ön plana çıkıyor. Yine burada tabii birçok yapıştırıcı lekesi şu arkada görüyorsunuzdur. Göze çarpıyor. Fakat renkleri biraz daha beyazlı olduğu için çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Gerçi şuralarda falan mesela daha net gözüküyor görüyorsunuz. Düzensiz ve özensiz yapıldığı aşikar bir biçimde önümüze çıkıyor. Yani bunda tabii ki biraz daha dikkatli bakmanız lazım. İnsan 2500 lira verince arkadaşlar böyle dibine kadar teleskopla giresiniz geliyor. Çok daha farklı şeyler bekliyorsanız benim gibi onu bulamıyorsunuz. Ben en azından bulamamıştım. Üst kısımda bu şekilde. Bu biraz daha yumuşak ve hafif dururken bu çok ağır duruyor arkadaşlar. Dil yapıları özellikle birbirinden yine farklı burada. Bunun dil yapısı yani şuradaki gördüğünüz yapı farklı renkte, siyah renkte kullanılmış ve içten baktığınız zaman çok da kalın değil. Buraya baktığınız zaman burası çok kalın. Yani böyle pofidikliği, mofidikliği falan bunun harika duruyor. Yine bunun da farklı renkte siyah olması hoşuma gitti. Ve bağcıkları arkadaşlar uzamıyor. Yani baktığınız zaman birbirine bağlı bakın. Direkt olarak sadece tek bir şey çıt diye çektiğiniz zaman zaten ayakkabıyı sıklaştırmış oluyorsunuz. Bağcık yapısı çok hoş ve dil yapısıyla gayet güzel bir görünüm veriyor. Şuraya bir bağcık deliği koymuşlar ama bunu niye koymuşlar bilmiyorum. Zaten buradan çıkartamayacağım yani. Hani buradaki maksat ne? Şöyle çeksem çıkmaz herhalde değil mi? Bu birbirine bağlı değil. Evet. Tek bir yapı gibi kullanılmış. Hoş, çok hoş, çok güzel. Üstüne bayıldım. Burada ise bir tık daha dandik olduğunu, basit olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi dil yapısı çok fazla esnemiyor. Ve yapışık ayrı değil. Burada zaten güzelliği bence ayrı olması. Görüyorsunuz burada ayrı bir yapı olması. Daha hoş, daha rahat yaparken burada bütünleşik bir yapı var. Yani içte sanki bir çoraba giriyormuşsunuz ilk önce gibi bir yapı var. Ama genel itibariyle çok pofidik olmayışı yine benim daha az beğendiğim seçeneğin bu olmasını sağlıyor. Ve şuradaki her an çıkacakmış gibi olan materyalleri de görünce biraz daha keyfiniz kaçıyor açıkçası. Bir de ağırlıklarına bakalım, sonra da ayağımıza bir giyelim. Ondan sonra karar verelim istiyorum. Hemen tartımı aldım arkadaşlar. Bu çok ağır duruyor. 448 gram. 45 numara olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Yani ağır sayılabilir. Bu da çok hafif değil ama. 416 gram da bu. Yani bu da 45 olsaydı bence kafa kafaya ağırlıkları eşit olurdu. Ağırlık noktasında çok bir şey bulamadık. Çok bir fark bulamadık. Tabii ki tercih edecek olsak ve para hiç düşüncemizde olmasa bence açık ara tabii ki mağazadan alacağınız olur. Ama Instagram tercihleri de yani gördüğünüz gibi
bir ayakkabı en azından. Formu biraz daha ayakta güzel duruyor bence. Onun dışında çok tabii ki dikkatli baktığınızda birçok hata içeriyor. Renk farkı, uzun süreli kullanımlar, ayak sağlığı, koku yapması gibi şeyleri de katarsak uzun süreli kullanımlarda özellikle hani ara ara giyecekseniz belki çok fark edilmeyebilir ama çok bunu her gün ayakkabısı yapacaksanız fark edebilir arkadaşlar. Görünürde bu şekilde, hemen şöyle topuklarını da şöyle yan yana sizlere koymuş olayım. Evet, topuk farkı, cüsse farkı da oldukça fazla. Birinde Adidas şu alttayken birinde hemen görüyorsunuz arkasındaymış. Birinin arkadaşlar topuğu çok geniş ve içerirken diğeri daha çatalımsı şekilde, daha küçük ve kavrayıcı. Evet, burada dediğim gibi bakın çift çoraplı gibi bir yapı söz konusu. Şöyle üstlerine bakabilirsiniz. Şöyle yan taraf. Evet ve bu. Evet, bu şekilde. Ne diyorsunuz? Sizce hangisi? Hangisini siz seçersiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tabii ki fiyatı da. Onu düşünerek de söylerseniz sevinirim çünkü fiyat en belirleyici faktör bence zaten. Hadi ayağımıza giyelim, ondan sonra birkaç bir şey söyler ve videoyu sonlandırırız. Şöyle ayağımıza giyelim arkadaşlar. Bir ayağıma MNVN Honey Flux'ı giyeceğim. Bir ayağıma da V3'yi giyeceğim. Aa, bu arada arkadaşlar bağcıkları ben içine koyduğum için bağcıksız gibi gelmişti ama bağcıkları açık. Böyle olması daha kötü bence. Yani direkt kaydır giy modeli daha tatlı, daha güzel. Evet. Tabii ki bağcıklarını bağlamamız gerekiyor. Evet, ayağa kalktık bakalım nasılmış. Yani rahatlık olarak ikisi de güzel geldi şu an. Cidden ikisi de hoşuma gitti. Bu biraz daha tabii formlu ve dar zaten hani 44,5 olmasından. Bu ise biraz daha geniş ve yayvan duruyor. Yani ama rahatlık olarak böyle hani boost içeri göçmesi, zıp zıplığını düşünüyorum arkadaşlar. Sanki Instagram modeli biraz daha böyle içine geçiyor, biraz daha yastığı kalın gibi. Bu ise biraz daha katı duruyor arkadaşlar. Hani öyle bir fark sizlere söyleyebilirim. Onun dışında üst kısmının rahatlığı açık ara bunda belli oluyor böyle hani, çünkü fazla bunu engelleyen bir form olmadığı için hani çok daha rahat diyebilirim. Yani rahat demek yanlış olmaz. Çünkü çok fazla yapı yok burasında. Daha özgür duruyor, daha terlikteymişsiniz gibi bir duruş var. Bu ise biraz daha hani kitleyici bir yapıya sahip. Tabii ayakkabı ayakkabı olarak mesela bu hoşuma gitti. Zaten görüntüsünde biraz daha jilet gibi bir görüntü var. Hız arabası gibi bir görüntü var. Bunda ise yani fena değil yine tabii ki. Biraz daha kırık dökük gibi dursa da. Evet, hoşuma gitti yani. Düşündüğünüzden daha rahat olduğunu söylemem lazım Instagram modelini. Hani o kadar leş diyemeyeceğim, gömemeyeceğim. Siz ne diyorsunuz? Hangisi daha güzel durdu? Hangisi daha çok yakıştı? Yani tabii ki benim tercihim hani Honey Flux rengi olacaktır muhtemelen. Şuralarda parlıyor zaten şu an ışıklardan falan. Cidden hoşuma gitti. Bunun duruşu tepeden baktığım zaman biraz daha geniş durduğu için pek hoşuma gitmedi. Bunu tepeden baktığım zaman arkadaşlar böyle jilet gibi bir duruşa sahip. O rahatlığının hani bunun daha rahat oluyor olması insana garip geliyor ya. Ama duruş olarak çok fark var mı? Ne diyorsunuz? Sizce nasıl? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, bu şekilde ayakkabılarımız farkı siz söyleyin. Beden benim görüntümde bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar düzgün bir kalıba sahip. Bu işte şöyle özellikle şuradan ne kadar tombiş, kalın. Ama şöyle baktığım zaman mesela iki farklı tamamıyla ayakkabı giydiler. Bundaki bu girinti çıkıntı İlginç duruyor. Burada ise daha bütün bir yapı var. Evet. Bu şekilde oldukça keyifliydi. Güzeldi ya. Tahminimden daha hoşuma gitti yani video. Ben de sizinle birlikte farklara bakarken keyif aldığımı söylemem lazım. Kesinlikle tercihim Honey Flux'tan yana olur. Güzel olur. Ama bu da tahminimden daha rahat, daha güzelmiş. Uzun kullanımlarda da bir beklentim yok ve hani hızlı parçalanacağını düşünüyorum. Ama gayet ilk alışta idare eder bir durum söz konusu, rahatlık, genişlik olarak ve yumuşaklık. Yani şu tabandaki arkadaşlar, şu içeri geçme özellikle hani bundan fazla. Bundan fazla olduğunu söylemem lazım. Hani şuraları en azından çeperli olmasaydı belki bunun da fazla olabilirdi. Tabi bu size uzun yıllar dayanacağını düşünüyorum.
Tabii bu benim düşüncem sadece, öyle söyleyeyim. Böylelikle de çıkışımı yapmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ben dediğim gibi çekerken keyif aldım. Sizlerle birlikte ilk defa yapıyorum ve tamamıyla düşüncelerimi, dürüst düşüncelerimi paylaşıyorum. Yorumlarda sevgili bir biçimde siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Eğer abone değilseniz, abone olursanız bu benzeri çok farklı içerikler yapmaya çalışıyorum. Genel itibariyle ayakkabıları uzun kullanıp denemeye çalışıyorum. Bunlar koşu ayakkabısı, yürüyüş ayakkabısı ve genelde basketbol ayakkabıları oluyor. Destek verirseniz seviniriz. Türkiye'de bu işi yapan ilk ve tekiz. Farklı farklı içerikleri deniyoruz. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Ayakkabı dersi bugünlük out.